Merhaba nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu hafta artık çok iyiyim. Her şey yolunda. Ben size söz vermiştim sorularınızı cevaplayacağım diye. Çünkü e, ben o, bakıyorum her, her yorumu okuyorum. O yorumların içinde birçok me şeyi merak ediyorsunuz. Bazıları da hakikaten sırf bir şey yazmış olmak için yazıyor. Hem acıtıcı oluyor hem de gereksiz yani zaman kaybetmesin. İzlemek istemiyorsanız izlemesin i̇zliyor. Niye buradasınız diye yazıyorum o zaman. Şu şöyle bu Yapma izleme. Benim öyle birçok şey var. Merak etmediğim izlemiyorum. Yani bize ne bundan diyor mesela. Sana ne bunu okumuşsun da buraya <laughs> Komik değil mi? Ben de ona gülüyorum. Neyse şimdi birisi baştan başlıyorum. Bir konuk alın diyor. İşte şu da gelsin bu da gelsin Ali de gelsin Ezo da. Şimdi bu arkadaşlar benim ee, televizyon programım değil, YouTube programım değil. Bu Kemal Sunal arşivini dijital ortama aktarıp sizinle buluşturma programı. Onun yanında tabii biraz renklensin diye hem o günlerden anekdotlar anlatıyorum hem aklıma gelen bir şeyler oluyor. Onlardan bahsediyorum. Ama esas amaç Kemal Sunal arşivini dijital ortama aktarıp artık kalıcı yapmak. Çünkü gazete e, sayfaları çıtır çıtır erimeye başladı, dökülmeye başladı. O yüzden onun için konuk almayacağım buraya. Yani ben burada egoizmler bir tek ben varım, ben bunu anlatacağım. O havada değilim. Benden başka da kimse bunu anlatamaz. Çünkü o döneme ben hatırlayan bir ben kaldım yani. Doğru dürüst. Hele aile içinde hiç yok zaten. Çocuklar küçüktü o zaman. Ben aslında diyor ki, çok argo. Biz, terem bana yazıyor şimdi. Abuk subuk işte bu. Çok argo olduğu için biz Kemal Sunal'ı hiç izlemiyoruz diyor. Halk seviyor falan yazıyorlar ya yorum. Halkı genelleştirmeyin diyor. Benim ailem ve ben hiç izlemiyoruz. Peki o zaman niye bu kanala girip bakıyorsun? Ben de iyi yapıyorsunuz, çok iyi yapıyorsunuz yazıyorum tabii ki de. Ve şey yapıyor mesela diyorlar ki müzayedelerde tiyatro kimliklerini nerelerde oynadığını görüyorum. Tiyatro bölümleri de olsa diyor. Tiyatro bölümü yaptım. Kemal'in tiyatro yılları diye bir bölüm var. Oradan izleyin. Tamam mı? Aynı şeyleri tekrar anlatmak istemiyorum. Şimdi çok iyi bir tiyatrocuydu. Çok güzel oyunlarda oynadı. Çok iyi tiyatrolarda oynadı. Çok sevilen bir oyuncuydu. Hem kuliste hem seyirci tarafında. Biliyorsunuz oyuncunun kulisteki de çok e, hareketleri de çok önemlidir huzur sağlamak açısından. Değil mi? Her yerde öyle. Evet. <laughs> bir tanesi demiş ki kanal açsanız, yemek tarifleri falan verseniz, eğitimle ilgili bir şeyler anlatsanız. Benim böyle bir şey yapacağım yok. Benim ne kanal açmaya vaktim var, ne eğitimle ilgili bir şey anlatma gibi bir ehliyetim var. Böyle bir şey yaparken utanırım böyle bir şey yaparsam. İşte bir güzel yemek yaptığım söylenir, yapıyoruz da eser kadın gibi. Ama bunları da böyle oturup ben şimdi anlatamayacağım. Soğanı kavurdum, şeyi de Julian doğradım falan onlar bana göre değil. Benim amacım şu Kemal'in gazetelerini bitirip ondan sonra artık torunlarıma kazak öreceğim, gün öreceğim, mısır patlatacağım, kestane pişireceğim. Kemal abi ne diyor bakayım? Bizim aileye örnek oldu. Ha, ailenin üyeleri bazıları ortaokul, lise, üniversite dışarıdan bitiren oldu diyor. Ondan sonra Olcay Kovuk diye birisi yazmış bunu. Çok hoşuma gitti. Benim ailemde birçok insan Kemal Sunal geç yaşında üniversiteye girdikten sonra dışarıdan ortaokul, ise bitirenler oldu diye yazmış. O benim çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Öyle birçok e, okuyan oldu hakikaten sonradan. O da işte e, Kemal'in yapmak istediği esas buydu. Bazı konular tekrar oluyor diyor. Şimdi bazı hikayeleri bir sene iki sene evvel anlatmışım. Tamam Yeri geliyor. Gazetede birini görüyorum. Ha o, o hikaye yine aklıma geliyor. Onu anlatıyorum. Evet. Geçin orayı. Dinlemeyin ilk tekrar olursa. Ben hatırlamıyorum. Siz nasıl hatırlıyorsunuz hepsini? Bazen oluyor evet. Ben de farkındayım. Bazen anlatırken bile ay ben bunu anlatmıştım diyorum. Olsun. Anlatayım bak o zaman doğru söylüyorum demektir. Bir hikayeyi iki kere doğru anlatıyorsam aynı. O zaman doğru anlatıyorum. Oradan yola çıkın siz. Nasıl eleştirsem, neyi bulsam, ne eksik bulsam, ben bunu nasıl yerden yere vursam diyenler de var. Onlara da ben hakkımı helal ediyorum. Öyle mutlu oluyorlar, öyle yapsınlar. Başka türlü demek ki bir yerde tutunamıyorlar ki bu işlerle uğraşıyorlar. Yaptıkları başka iyi bir şey yok. O üzülüyorum onlar için acıyorum biraz. Evet. Rüyanda gördün diyenler var. Gördün mü? Ben gördüm. Anlatıyor işte bir yere gittik, yemek yedik, çok güzel güldük, eğlendik. Böyle anlatıyorlar. Hoşuma gidiyor. Dinliyorum. Yani okuyorum. E, dinliyorum da yolda da bazı çevirip anlatıyor. Ben Kemal hiç rüyamda görmedim. Hakikaten 23 sene bitti. Görmedim. Görmek de istemem yani uyanacaksın yok kendini görmek istiyorum. çok istiyorum. Videoları daha uzun yapabilir misiniz diyor bir arkadaşımız. Videolar daha uzun olamıyor şekerim. Videolar demek ki bu YouTube kanalları benim yönetmenim ve e, çok güzel bu kameraya bir arkadaşımız çeken arkadaşımız Barışla Samet arkadaşlarımız bunun videoların e, YouTube kanallarının en çok 15-20 dakika arası olduğu zaman daha iyi izlendiğini düşünüyorlar. Öyle inceleme tabii onlar araştırma yapmıştır. Onlar bu işin ustası. Onun şey yoksa ben konuşurum, anlatırım yani. Evet. Şunlardan bahsedin diyor. Mesela diyor ki bir tanesi. Edison'la Türkan Şoray'ı anlatır mısın? Nesini anlatacağım onların? Çok sevdiğim iki insan. Edison'la da tanışıyoruz. Çünkü biz Kemal Zamanı'nda da tanışırdık. Ee, çocuklarımız ışık Okulları'nda aynı okulda okuyordu. Ali ile e, onların ilk e, kızları, büyük çocukları. E, oradan tanışıyoruz. Karısını çok 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 severim. Bernay çok şeker kadındır. Arada arada bir yerlerde, bazen bir dışarıda yemekte, yolda, tiyatro galalarında veya tiyatro seyretmeye gittiğimizde karşılaşıyoruz buluşuyoruz. Sen bana gel, ben sana gel diyoruz. Ondan sonra bitiyor biliyor musunuz? Ondan sonra herkes yine kendi hayatına dalıyor. Karşılaştığımız vakit ay buluşamadık diyoruz. Ama çok sevdiğim iki kişidir. Edison'la Berna Hun. Çok severim ikisini de. Türkan Şoray'dan geçen hafta da bahsettim. Ona ölüyorum. Bu kadar mütevazı, bu kadar farkında değil biliyor musunuz? Güzelliğinin, çok sevildiğinin, çok arandığının. Bayılıyorum sana diyorum. Aa yalan söylüyorsun diyor. Niye yalan söyledim? Sana herkes bayılıyor diyor. Ay yapma Allah aşkına. Öyle bir kadın. Öyle bebek gibi, çocuk gibi. Temiz, tertemiz bir kadın. Çok seviyorum onu, çok. Böyle bahsettim işte. Ondan, bundan, şundan. Tamam mı? <laughs> bir tane var. Zeki Müren'le anısı var mı Kemal'im? Zeki Müren'le şöyle bir anımız var bizim efendim. Benim belki anlatmışımdır işte bu tekrar olabilir. Babam Ankara'da karayolları de devlet dairesinde şeydi müdürdü bir şey müdürü. Ondan sonra onun bir arkadaşı vardı aynı bilimde çalışan Şahap Kopta gel diye bir şeydi sanat sever. Ve Şahap Kopta gel Zekimren'in teyzesi ne oluyordu? Zekimren konser için veya herhangi bir şey için Ankara'ya geldiğinde Şahap Kopta gelin evinde kalırdı. Biz de ailece giderdik onlara yemeye ve Zekimrenle birlikte olurduk. Orada. Kitapta yazdım. Zehra Eren vardı. Bak bunları bakın internetten. Tango söyler. Saniye Can vardı. Türkücü. Çok çok güzel sesi vardı. Çok daha rahmetli oldu. Şahap Bey. Annem. Babam. E, Nevber Tuğsuz vardı. Bu Ahmet Olcayto Tuğsuz vardır. Çok önemli bir müzik adamı. Onun halası. Biz de ona hala derdik. Ve böyle bir grup. Sazlar çalınır. Söylenir. Yenilir, yenilir içilirdi. Biz böyle yaşadık. Zekümren'i çok yaşadım ben. Çok 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 şanslıyım o konuda. Ondan sonra tabi aradan yıllar geçti. Koptuk artık. Ben İstanbul'a geldim. O tabi konserlerde belki de Bodrum'a yerleştiği dönemdi. Ama sahneye çıkıyordu o zaman tabii ki. Fatma Girik'le Kemal ortaklık kurdu ya. O gece Fatma bizi gazinoya çağırdı. Fatma'nın az sonrası da Zeki Müren'di. Biz gittik tabi Fatma en önde yer ayırmış bize. O Zeki Müren, Beni görüp tanıdı biliyor musunuz? Arslan Bey'in kızı diye. O kadar hoşuma gitti ki. Tanıdı. Nasılsın sen? Çok sevindim evlendiğine. Sahneden bana öyle iltifat etti. Tabii biz kulise gittik sonra Fatma'yı da görmek için, Zeki Bey'i de görmek için. O kadar hoştu ki, o kadar kibardı ki. Bu Kemal'i çok seviyorum. O zaman da Ali'nin Ses Dergisi'nde bir resmi çıkmıştı. Yanağı şöyle. Zeki Biren onu görmüş. Ve dedi ki, bu nedir, bu nasıl bir çocuktur, onu bana getirin, onu ben bir yanaklarını koklayayım dedi. Ve dedi bak seninle Kemal'in evlenmesine o kadar mutlu oldum ki gazetede görünce ve şimdi ikinizi böyle görmek çok hoşuma gitti dedi. Ondan sonra bir iki sefer Bodrum'da karşılaştık ve maalesef dolu dolu yaşayamadık onu yani. Öyle. Ama benim için büyük bir sanatçı, büyük bir insan, olağanüstü bir felsefe adamı yani ben çok severim. Hala da çok bayılıyorum. Heh kayınvaliden sana işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Kayınvalidem anlattım ya ben. Biz kayınvalidemle eğleniyorduk. Size ne oluyor? İşte o öyle değilmiş de samimi değilmiş de değil, işte değil. Değildi öyle. Bakın bir şeyi söylediği zaman böyle iğne mi sokuyor? Yanlış mı yapıyor? Böyle ters ters bakıyor. Onu anlarsınız. Kayınvalidem öyle değil. Onu hissediyor ve söylüyor. Bazen de hak ediyorduk belki de. Ondan sonra öyle ben görüyor böyle Şurada kaşlarım yok. Düşün beni bak. Dişlerim çarpık, sapsarı bir surat. Hiç makyaj yok. Söyleyecek tabii kadın. Ama makyaj yaptığım vakitte beğeniyordu. Ne var? Yani bunları dert edip hayatı kendime zehir edemeyeceğim. Kayınvaliden seni sevmiyormuş diyor bir tanesi. Çok seviyordu valla. Sonradan da söylüyordu. Allah herkese böyle gelin versin diye. Ne olacak? Kavga ettik. Eee ilkinde söyledi bir şey. Hadi bir daha görüşmeyeceğim. Nereye kadar? Yani oğluyla evliyim. Onu yetiştiren insanla berabersen o kadınla da beraber olacaksın. Onu yetiştiren anneyi de baş tacı yapacaksın. İlk zamanlar belki olmayabilir ama sonradan o da inan ki seviyor. Yani biliyorum. Onu yaşadım ben. Siz karışmayın benim kayınvalidemle aramdaki şeye. Böyle konuşuyorsun anlatıyorsun tahsiliniz nedir diyorsunuz. Tahsilim benim maalesef şeyden geçiyor. Ortaokul tahsili sayılıyorum. Ankara Kız Lisesi'nde okuduğum halde. Son sınıfa kadar okudum Ankara Kız Lisesi'nde, sonra annemle babam ayrılmaya kalktılar. Dolayısıyla ben e, tabii o buhranlar evde, sıkıntılardan devam edemedim okula ve kimya dersinden de sınıfta kaldığımı öğrendim. Çalışamayacağım dedim, bir öğretmenim vardı benim çok çalışkan bir talebeydim ama hep iftar şeylerim var gösteririm bir gün size tamam mı? Ondan sonra derslerim çok iyiydi. Niye Gül dedi böyle yaptın sen. Kimyadan dedi düşük not aldın. Gel dedi bitirme sınavı, şey sınavlarına gir. Tek ders sınavı vardı o zaman. Gel gir de kızım devam et liseye dedi. Tamam dedim ben. Bütün yaz çalıştırdı beni şey ee, ablam. O, ama ben sınavda hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey neredeyse boş kağıt verdim. Ondan sonra ee, bitti yani kaldım sınıfta diye de bir daha da üstüne gitmedim. Çok gururluydum çünkü. Çok iyi bir öğrenciydim. Hep iftiharlarla, takdirnamelerle e, sınıf geçen bir öğrenciyken şu duruma düşmek hoşuma gitmemişti benim. Yıllar sonra e, ehliyet almak için diploma lazım oldu. Ali de yanımdaydı biliyor musun? 3 yaşında. Gittim okula diploma alacağım. Baktı tanıdı beni öğretmen. O da artık çok yaşlanmış. Gülcüm dedi sen niye böyle yani bıraktın okulu dedi. Bırakmadım hocam dedim işte kimyadan sınıfta kalmıştım hiçbir şey yapamadım. Öyle de bıraktım kağıdı gittim dedim. Sen kimyadan kalmamışın ki dedi bana. Nasıl yani dedim 5 vermiş bana kimyacı o boş kağıda. Geçeyim sınıfı diye. Biliyor ya Buğran yüzünden böyle olduğunu. Ama sen devamsızlıktan kalmışsın dedi. Yok muydu bir rapor alacak tanıdık doktorumuz? Hii! Ben onu duydum ya başım döndü böyle düşeceğim zannettim oralara. Demek ki kadıncağız beni o kimya öğretmenimiz adını da unuttum. Ee, beni geçirmiş sınıfı biliyor musunuz? Ne kadar iyi bir öğretmen. Bana moral olsun diye ama ben tabii bir daha okula gitmediğim için devamsızlıktan kaldım bilemedim. Bu yüzden işte lise sona kadar okudum hatta lise sonunda okudum ama bitirmediğim için ortaokul mezunu sayılıyorum. Ama Ankara Kız Lisesi'nde okudum. Ondan önce Namık Kemal Ortaokulu'nda devlet okulu bunlar. Oralarda bize verilen kültür, o zamanki öğretmenlerimiz bizim köy enstitüsünden mezun öğretmenlerdi. Dolayısıyla öğretmendi. Şimdiki öğretmenleri tabii ki aralarında çok çok idealistler var. Çok iyi öğretmen ama çoğu formasyon olup öğretmen oluyor. Öğretmenlik okumuyor. Önce çocuğun psikolojisini çözmeleri lazım öğretmenlerin. Çocuğa yakın olmaları lazım. Her şey not demek değil. Biz işte öyle öğretmenlerle derin kültürler alarak büyüdük. Kitaplar okurduk, tiyatroları önerirlerdi bize. Kitapları tartışırdık. Ee, ve edebiyat öğretmenlerimiz bize bayağı ciddi konuşma dersi verirdi. Diyalek dersi. O kadar önemli. Böyle oldu yani. Onun için yarım bırakmayın. Sonra Kemal bana dedi, üniversiteyi bitirirken, hadi gel sen de liseye. Hayır dedim. Reddettim onu yani. O kadar kırıldım ki. Reddettim. Neyse hani Allah'tan iki çocuğum da güzel biri iki dal bitirdi. Biri yüksek lisans yaptı. Okudular. işte. hocam da bitirdi. Ne yapalım? Ben de onlara destek oldum. Şimdi kamera arkası fotoğrafları istiyorsunuz. Çoğunu Kemal eve getirmezdi. Var olanları da paylaşmışlar. Birkaç tane var bende. Bu işler bittikten sonra gazeteler. Belki albümlerden bir seçmeler diye bir bölüm yaparız. Orada gösteririm olur mu? Öyle yapalım. Evet. Birkaç kişi bunu da soruyorlar. Kemal'i ben çıkardım. Film piyasasında Kemal'i ben işte tanıttım. Ben ortaya çıkardım diyor. Ama bunu artık bir son verelim. Yani her önüne gelen Kemal'i ben çıkardım demesin. Bana da söylüyorlar onu. Biliyor musun Kemal'i ben artist yaptım. Tiyatroya da ben soktum. Sinemaya da ben soktum. Yok öyle bir şey. Tiyatroya, tiyatroya sokan felsefe hocası Belkıs Balkır'dır. Yıldız Kenter'de sinemaya sokan da Zeki Alasya'dır Kemal. I. Bunu unutmayın. Artık bu konu kapansın. Kemal'i kıskanır mıydınız diyorlar. Hayır kıskanmazdım. Neden kıskanmazdım biliyor musunuz? Çünkü Kemal kıskanacağım gibi hareket etmezdi. Öyle bir şüpheleneceğim bir şekilde yaşamıyordu. Ben de onu çok didiklemiyordum yani. Bir kere artistle evlisin. Artist işte deniyor ya oyuncu kadın da var, erkek de var, güzeli de var, çirkin de var, dansözü de var. Ne bileyim ben dansçısı da var, şahanesi de var. E var bu adam da bunlarla iş yapıyor. Eğer birisine gönlü kayıyorsa zaten gider. Ha ben düşünüyorsam bunun Kemal'in başka biriyle böyle bir şey var mı acaba yok mu acaba yapıyor mudur gittim mu, o gidiyor mudur bana yalan mı söylüyor geç kaldım diyor acaba kadını bunu düşünüyorsanız eğer hemen bırakın boşanın çünkü böyle yaşanmaz. Ne hayat kendinize ne eşinize zindan etmeyin. Erkekler için de aynı şey, kadınlar için de. Eğer bir kere düşünüyorsanız sizi aldatabileceğini hemen bırakın. Ben hiç düşünmedim. Aklım öyle gelmedi. Gelmedi çünkü Kemal o havada bir insan değildi yani. Bazı kaşınır. Yani akıllı bir adamdı. Yaptıysa da aferin ona. Hiç hiç hissetmedim. Gazeteleri kitaba neden topluca koydunuz demiş. ben gazeteleri toplayıp toplayıp kitaba koymadım. Kemal bunları hakkında çıkan haberler çıktıkça bir ajans tarafından geliyordu sayfa sayfa. Onlar bir ikinci götürüp ciltletiyordu. Tamam mı canım? Evet. İhsan Yüce'yi anlatın. İhsan Yüce'nin nesini anlatayım? İhsan Yüce hakikaten yüce bir insandı. Çok kültürlü, çok akıllı. Müthiş bir adamdı. Yalnız kızıyla yaşadı son zamanlarda. Biraz yokluk çekti, zorluk çekti ki. O kadar hem oyunculuğu çok iyidir, hem senaryo yazardı biliyorsunuz yönetmene yardım ederdi. Dop dol bir adamdır. Kemal onu çok severdi. Birlikte yemeğe giderler, otururlar, tartışırlar, senaryo çalışırlar. Acayip bir adamdı yani. Ben çok hayrandım, çok 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 sevdiğim bir insandır İhsan Yüce. Ama biz çok fazla birlikte olmadık ne yazık ki. Evet. İlyas Salman'la ilişkisi nasıldı? Arkadaşlar nasıl olacak? Biz bütün artistler hep bir arada yaşamıyorlardı ki yani. O da bana gelsin, sen ona gidelim. Biz akraba değildik yani. İlyas Salman da çok efendi, çok zarif, çok hoş bir insandır. Kemal hayattayken de daha sonra da hala yeniye kadar beni arar, sorar. Çocuklar arar, sorar. Gülcüm nasılsın der. Çok dolu dolu bir insandır. Çok kültürlüdür. Çok akıllıdır. Çok severim. İlyas Salman'ı severim. Yılmaz Güney'le nedir diyor anısı var mıdır? Var. Küçük az bir anısı var. Çok maalesef üzülerek söylüyorum. Bana gittik bir davet etti Yılmaz Güney. Kemal'e gel bir görüşelim diye. Çok mutlu oldu. Kemal beni Yılmaz Güney çağırdı diye. Stardı o zaman ya yani artık başrol oynuyordu. Elim kolum ne yapacağımı şaşırdım karşısına geçtim diyor bu kadar güzel bir adam, bu kadar güzel, sıcak, gülen birini daha tanımadım diye anlattı bana. Böyle karşısına geçmiş Kemal'in. Ne yapıyorsun sen demiş. İşte film çeviriyorum, şunu yapıyorum, yapıyorum. Diyor ki bir kekelememek zor tutuyorum kendimi diyor. Bir abide gibi adam diyor yani çok etkileyici. Böyle olmaz demiş. Ben sana bir film yapacağım. Böyle demiş senetle sepetle iş olmaz. Ben sana ciddi bir para teklif ediyorum. Birlikte bir filmde oynayacağız demiş. Eve bir geldi Kemal. Ayakları yerden kesilmiş. Gül para mara bir şey istemem ben diyor. Ya ben Yılmaz Güney'de bir film Mümkün değil. Böyle hayaldi. Yani dünyamda görsem inanmam filan Zıpladı zıpladı. Çok mutlu oldu. Ama olamadı o film. Çeşitli sebeplerden dolayı maalesef bir daha karşılaşmakta. Kısmet olmadı onların. Böyle hep üzülür ona yani. Keşke yapabilseydik diye üzülürdü. Bir bölümde arkadaşlar çok utanıyorum bundan. Ee, Çarıklı Milyoner'de Perihan Savaş'la oynadığını söyledim. Halbuki tabii ki Necla Nazır'la oynamıştı. Bazen işte böyle çok konuşunca çok konuşan çok yanılır diye bir laf var. Bu da bu anlatırken anlatırken aklıma birden o gelmiş demek ki. Çok özür diliyorum Necla Hanım'da bayılırım, çok beğenirim, çok güzel bir kadındır. Onunla oynadığını biliyorum, bilmez miyim? Ama o gün niye öyle söyledim bilmiyorum. Ve beni düzelttiğiniz için de size teşekkür ederim. Şimdi bana gelen mektuplar veya bu YouTube'a gelen yorumlar içinde size okuyacağım. Onu. Danimarka, Türkmenistan, Norveç, İsveç, Almanya, Hollanda, Avustralya, İrlanda, İngiltere, Amerika, Azerbaycan, Polonya gibi ülkelerden insanlar bana ulaşıyorlar. Ve söyledik hepsinin ortak bir şey söylüyor. Biz Kemal Sunal filmleri sayesinde kültürümüzü kaybetmedik. Türk olduğumuzu her zaman bildik, hatırladık. Onun için biz Kemal Sunal'a hayranlığımız daha başkadır. Bizim gurbetçilerin, yani Türkiye'de yaşayanlardan daha bağlıyızdır biz Kemal Sunal'a diye yazmışlar. Bu arada evet benim de çok hoşuma gitti. Bu teşekkür ediyoruz onlara. Aslında onlara teşekkür etmek, onlar da ailesi, onlar da dört elle Kemal Sunal'a sarılmışlar. Ve asla bırakmıyorlar ve de bırakmayacaklar eminim. Abla teyze diye yazıyoruz. Kus, şey kusura bakma diyorlar. Bana hep abla veya teyze diyorlar ya. diyeceksiniz tabii ne diyeceksiniz? Gül hanım demek biraz yabancı oluyor biz. Diyorum ya aileyiz. Ya teyze diyeceksin ya abla diyeceksin. Yenge diyeceksin. Öyle bir şeyler bulacağız. Gül de Evet, filmlerini çocuğu gibi görüyordu demişim. Çünkü bana hep soruyorsun en çok hangi filmi seviyordu, size en çok hangi filmini seviyordunuz. Biz ayırmıyorduk, Kemal ayırmıyordu, ben de ayırmıyordum evet. Çünkü hepsinde emek var. Hepsini çocuğu gibi görüyordu. Hani insan çocuğuna laf ettirmez ya. Belki beğenmediği vardı içinde ama asla söylemezdi. Babam sınıfından neden ayrıldı demiş bir arkadaş. Ayrılmadı Arzu Hababam sınıfından. Arzu filmden ayrılınca son Hababam sınıfını da İlyas Salman'la çektiler. O yüzden öyle oldu yani. Evet. Arşivi nasıl toplamış yıllarca? Hakikaten bu merak konusu. Hiç bir aktörüm. Bence dünyada yok bu kadar arşivi olan bir aktör. De varsa da ya bir ya ikidir diye düşünüyorum. <laughs> Üşütme Gül abla diyorlar bana. Üşütmüyorum. Yani dikkat ediyorum. O ne kadar dikkat edersem en değil mi hastalanıyor insan işte. Güçlü olmayı nasıl başarıyorsun diyor. Arkadaşlar hepimiz güçlü olmak zorundayız. Hayat çok çetin. Hakikaten çok. Ben Kemal'den sonra sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Her yerden başka bir şey geldi. Hepsi ama. Yani hakikaten zor dayanacak bir şey. Kitapta yazdım. Kemal hadi gel bir kahve içelim adlı kitapta. Kemal'i kaybettikten sonra başıma gelenleri yazdım. İsterseniz okuyun. Ee, Kırmızı Kedi'den çıktı. Online satıyorlar. Ee, hakikaten bir insanın dayanması zor olan şeyleri yaşadım. Artık hakikaten gücüm de bitti. Ama İyi ki de ayak durabilmişim. Çünkü benim gibi mesela böyle bir acı çekenlerin çoğu antidepresan alıyor, uyuyor, hiçbir şey yapmak istemiyor, çocuklarla da ilgilenemiyor, kahroluyor, mahvoluyor, ağlıyor. Buna izin vermiyor hayat. Böyle bir şey olmamış gibi yaşamamız lazım. Acının içinde yaşayacaksın. Kimse senin acını senin kadar çekemez. Bari ateş düştüğü yeri yakar. Herkes gittikten sonra ben ne oluyorsam oluyordum ama... İşime de dört elle sarıldım. Çocuklarıma dört, hayata dört elle sarıldım. Şöyle düşündüm. Eğer ben de ölecek olsaydım o zaman biz Kemal'le ya bir trafik kazası ya başka şekilde ikimiz beraber ölürdük. Ben beni yaşattığına göre ben inançlı bir insanım. Beni yaş ben yaşadığıma göre demek ki vazifelerim var. Bak neler yapıyorum. Benim yapmam gereken şeyler var. Onun için ben dik durmalıyım diye düşündüm ve öyle devam ettim. İyi ki de öyle yapmışım. Evet şu sayfayı da okuyayım. Son ama arada siz böyle soruyorsunuz ya 5-6 bölümde bir bunu yapalım olur mu sorularınızı cevaplayayım merak ettiğiniz şeyleri. Bir tanesi <laughs> erken ölenlerle ilgili video istemiş benden. Sinemanın erken ölen oyuncuları diye. O YouTube'da bir yerde gördüm ben onu genç yaşta kaybettiklerimiz diye. Oradan bakın ona. Benim öyle bir arşivim yok öyle bir e, istatiste yapamam yani hakikaten. Öyle bir e, imkanım yok. E, ve hepsine de rahmet diliyorum. Tabii çok acıklı. ha Bir de şey var. Artık bu konuları kapatmak istiyorum. Çok argo konuşuyor seyredemiyoruz. Ali'nin filmi için de söylemişler. Çok küfür var seyredemedik. Seyretme sen de seyretme. Seyreden seyrediyor. Ondan sonra Cimri miydi Kemal? Hayır değildi. Son kez söylüyorum. Asık suratlıydı. Bilmem ne no obrandı. Hayır öyle değildi. Sokağa çıkıp bir insan deli gibi ha 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 diye gülmez. Tabii ki ciddi duracaktı. Ondan konuşmak isteyen olsa yanına gidip konuşuyordu zaten. Ama kahkahalarla dolaşan kimseyi görmedim yolda. O da normal insan gibi dolaşıyordu. Şimdi esas geldik zurnanın zırt dediği yere. Neyse bu laf. Ben ben kullandığım bir laf değil ama hadi bir kullanayım. <laughs> Yapmışlar madem o kadar öyle bir şey. İrfan Ünal'ı sordunuz. O gün dedim ya ben geçen hafta mı evvelki hafta mı anlatacağım size İrfan Ünal'la ilgili dedim. Ondan sonra da laf karıştı tabii. Ee, şimdi Kemal Güllü, Güllü filminde oynamış. Daha hiç sinemada filan yok yok adı. Anca Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda tiyatrocuyken biri uzun boylu gelmiş. Kiralık katil. Seyredin. Gül, Şimdi şey, Güllü geliyor Güllü falan var ya. Onların ilki Türkan Şoray Edison. Sadece Güllü yazan. Ve Kemal'in kendini seslendirmediği tek filmdir o. Başka biri konuşmuş. Neyse bu Kemal anlaşmış. İşte İrfan Ünal'la Tabi İrfan'la konuşmak ne mümkün. Kral o zaman. Ondan sonra demişler ki günlüğü 500 liradan 5 günlük iş var. Tabi takkeye hava yatmış. O ayda 800 lira kazanırken birdenbire 2500 lira para. Ciddi bir servet yani. Çok hoşuna gitmiş. İşte kiralık katil öyle yapıyor. Yapamıyor. beceremiyor filan bir şey oynamış. Sonra gel parayı almaya demişler. Gitmiş bu İrfan Bey'in odasına göstermişler ve odasına gitmiş oturmuş. İrfan Bey gelmiş. Aynen böyleydi diyor. Yani oturduğu sandalyeye İrfan Bey ayağını koymuş. Şöyle düşünün. Burada böyle ayakta duruyor. Ayağını da buraya koyuyor. Yani dizine de böyle yaslanıyor. Kaç liraya anlaştın sen diyor Kemale. Şimdi dedik 500 lira efendim diyor Kemal. Peki diyor. Yani kaç lira yapıyor diyor böyle. Yani neyse. Ondan sonra o da diyor ki 2500 lira yapıyor efendim diyor. Tamam o zaman diyor biz anlaşalım şunu bir yuvarlak 2000 yapalım diyor. Nasıl isterseniz diyor Kemal. Çıkıp gidiyor. 2000 lirayı veriyorlar eline gidiyor. Tabii aptal değil. Ama bu kadar meşhur, zengin, büyük film yapımcısı, aküm filmin sahibi gelip de küçücük bir oyuncuya gelip 2500 şunu yuvarlak yapalım 2000 demesi çok aşağılayıcı bir durum. Kemal'i değil aşağılayan kendini. 2500 zaten yuvarlak. Hani 2750 olur da 2500 yaparsın. 2300 olur da 2000 yaparsın. Hani öyledir ya yuvarlatılır. 2500 yuvarlayıp 2000 kim yapıyor böyle bir şey var mı dünyada? Neyse ona da geçen günde Atilla Dorsay anlattım ya bunu da böyle anlatıyorum. Kimseye anlatmadı. Kemal ben anlattım. İçim soğusun. Çok kızıyorum. O, o korkunç. Sonra Yıllarca Ertem Elmezin arkadaşıydı Kemal Star oldu. İrfan Ünal Kemal'i istiyor. Ertem de dostu olduğu için tabii diyor al oynat. Kemal dedi ki trilyonlar verse oynamam. Benim için o zamanki 500 lira çok önemliydi. Şimdi vereceği paranın benim için hiçbir kıymeti yok dedi. Adam altından girdi, üstünden çıktı. Ona gitti araya aracılar koydu. Kemal oynamadı. Ve çok doğru bir şey yaptı. Öyle yani. O çok yapar biliyorsunuz. Türkan Şoraylı filmler çoğunda. İrfan Ünal'ın çok filmi var. Kadir Ünal'ın Türkan Şoraylı falan. Çok hoş da bir karısı vardı Tuncay. Onu da kaybettik. Genç yaşta kaybettik onu da. O çok hoş bir kadındı işte. Yani gerçekten. Ama İrfan Bey'in de böyle ticari bir zekası vardı diyelim. Politik görüşü ve dini inancını soruyorsunuz. Şimdi bunlar bu orta konuşulacak şeyler değil. YouTube kanalında oturup ben Kemal'in politik görüşü hakkında fikrini söylemem. Dini inancını hiç söylemem. Bir tek şey söyleyeyim inançlı bir insandı. Şey söylüyorsunuz ya hocalara bilmem nerelere ya bu daha bu subuk şeyler var. Orada hocalar da çıkıyor konuşuyor. Bu Kemal Sunal var ya bu Kemal Sunal. Ne almışlar Kemal Sunal? Her meslekte kötü de var, iyi de var. Birçok imam var hapiste. Meşhur var. En, en önemliler var hapse giriyor, çıkıyor, yanlış yapıyor. Evet. Onların yani hep imamlara laf etmiyor ki oradaki bakkala laf ediyor. Bakkal da imam. Hacı hoca bir tane hocaya da başka türlü bir itibar etmiş. Yani e, her filmde var bu. Her mahallede de var böyle bir tane. Ben tanıyorum bir tanesini. Üfürük yapıp duruyor. Onun için onların filmde konu senaryo icabı yapmış ol. Bunu Kemal de yapmıyor üstüne üstlük. Bunu yapımcı, beğeniyor senaryoyu. Bu filmde oynayacaksın diyor. Yönetmen de onu çekiyor. Kemal oturup da hadi gelin bir hocayı batıralım demiyor. Bunu böyle cahilce konuşmayın Allah aşkınıza. Bir daha bana yazmayın bunları. Telif haklarını soruyorsunuz. Telif hakları ilgili evet yapacağım bir tane daha program. Bir tane var onu izleyin. Ee, biz kazanıyoruz evet davaları kazanıyoruz. Fakat öyle bir yerden yargıtaydan temiz geliyor ki derhal bozuluyor onların lehine. Allah güle güle harcamak nasip etsin ne diyeyim. Bir şey diyemeyeceğim yani. Kemal'in en yakışıklı seneleri 78 80 79 yılları mıydı diyen var. Bana göre her hali yakışıklıydı. Ben öyle görüyorum. Ne yapayım 78 80 hesaplayamam şimdi. Bir tane Hamburg'dan mektup gelmiş. Oynadığı filmin parasını sana söyler miydi? Diyor. Hayır söylemezdi gerek yok böyle bir şey söylemeye. Bu kadar para aldım biliyor musun ben bir filmde oynadım demezdi. İcap ederse bir konu açılırsa şu kadar aldım evet derdi ama gelip de ben bu kadar paraya oynuyorum artık bu sene böyle yaptım. Bunlar konuşulmaz bizim aramızda. Güzel de değildir yani. Ben ben de merak etmezdim açıkçası. Ben evin yürüdüğüne bakıyorum. Türker İnanoğlu. onu da sormuşsunuz. Türker İnanoğlu bir şey diyordum ya yine. Türker İnanoğlu derdi ki dedim. Hatırlıyorum. Konuşma başka yere gitti. O da derdi ki, o bir cenaze anlatıyordum ben. Bütün oyuncu ve işte emektarların cenazesinde Kemal ile ikimiz garanti varızdır diye. Ve Kemal onları hep saklardı biliyor musunuz? Hala da durur yakaya konur ya hani e, vefat edenin fotoğrafı. O fotoğrafları hep biriktirmiş. Türklerinden oğlu çok ve Türklerinden oğlu dedi ki bir gün ben ona ziyarete gitmiştim, davet etmişti daha doğrusu çaya yazıhanesine, kavaca. Ondan sonra dedi ki, bir şey söyleyeyim mi Gül? dedi Bunu bilmen lazım. Ben dedi, işte bilmem kaç yıllık e, sinemacıyım. Hiç kimse hakkında konuşmayan bir tek Kemal'i tanıyorum dedi. Bana gelirler, anlatırlar, bunu yaptı, şunu yaptı, o bunlanmış, şu şunlanmış. Bunu dedi, paramı verdi, vermedi. Kemal'den ben bir tek kişi hakkında olumlu, olumsuz hiçbir şey duymadım. Çok enteresan düşünüyorum, düşünüyorum. Ne söyledi diye? Hayır söylemedi dedi. Ben de niye bu kadar seviyoruz bu Kemali? Peki, bu yüzden tabii ki de. Efendi, şimdi daha ne diyor? Bu her şeyi anlatırım, tekrar anlatırım. Bir şey aklıma geliyor, yine söylüyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyebilirim. Arkadaşlar, çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Konuşuyorsun konuşuyorsun ne konuştuğunu unutuyorsun 3 hafta 5 hafta sonra. Arada bir tane daha edin ya aynı şey versin ne olacak? Göz çıkarmaz fazla mı? Yoruldum yine. Baya bir koştuk değil mi bu bölümde? Ne dersiniz? Haftaya buluşalım tamam mı?